Merhabalar. Boşaltım sistemi ile yine birlikteyiz. Boşaltım sistemi nedir? Arkadaşlar boşaltım sistemi, boşaltım sistemindeki organlar uyumlu çalışarak atık ve zararlı maddelerin sıvı haldeki olanları kandan uzaklaştıran düzenektir. Vücudumuzda gaz atıklar yani karbondioksit ve sıvı atıklar yani üre diğer bir ismi de idrar bulunur arkadaşlar. Bu idrarın vücuttan atılması için için uyumlu çalışan sistemimizde boşaltım sistemidir. Vücudumuzda oluşan atık maddeler arkadaşlar yediğimiz yiyeceklerin parçalanmasıyla proteinlerin parçalanmasıyla üre karbondioksit oksijenle besinin yakılmasıyla karbondioksit gazı açığa çıkar fakat bu solunumla dışarıya atılır. Su, safra ve tuz yine boşaltım sistemiyle dışarıya atılır. İdrar arkadaşlar süzülen kandan elde edilen sıvıdır. İçinde üre, tuz, su bulunur. Arkadaşlar burada üre ve tuz ve su e, idrarımızda bulunan maddelerdir. İçinde glikoz ve protein bulunmaz. Hastaneye gittiğinizde idrar tahlili yaptığında içerisinde glikoz ve protein var ise hasta olduğumuz görülür. Arkadaşlar sağlıklı bir insanın idrarında glikoz ve protein bulunmaz. Boşaltım sistemi organlarına şöyle bir bakacak olursak, boşaltım sisteminin en önemli organı böbreklerdir arkadaşlar. Vücudumuzun sırt kısmında sağ ve solda olmak üzere iki adet böbrek bulunur. Böbreklerin görevi kanı süzerek idrarı oluşturmaktır. Üreter arkadaşlar diğer bir ismi idrar borusu böbrekte oluşan idrarı idrar kesesine taşır. Şurada idrar kesesi. İdrar kesesi arkadaşlar diğer bir ismi mesane. İdrarı bir süre biriktirir. Arkadaşlar idrar bir süre biriktikten sonra bizim hemen idrarımızı boşaltmamız gerekir. Çok fazla şiştiğinde problem açığa çıkar. En son üretra arkadaşlar vücuttan dışarıya atıldığı yerdir. İdrarı da vücuttan dışarıya artar. İdrarın oluşumu ve vücuttan atılmasına şöyle bir bakacak olursak. Atık maddeleri ve yararlı maddeleri içeren kan böbrek atar damarı ile böbreklere gelir. Arkadaşlar kan Atar damarlarla organlara gelir. Bunu hiçbir zaman unut unutmuyoruz. Atar damarlarla böbreğe gelen kan böbreklerin yapısında bulunan özel yapılarla süzülür. Bu özel yapılara arkadaşlar nefron denir. Mesela hastaneye gittiğinizde böbrek probleminiz olduğunuzda nefrolojiye gidersiniz. Nefron diyoruz. Bu özel yapılarda süzülüyor. Süzülme sırasında kandaki yararı maddeler geri emilir ve böbrek toplar damarıyla böbrekten çıkar arkadaşlar. Süzülen atık maddeler, üre, su ve tuzun fazlasını idrar oluşturur arkadaşlar. Sağlıklı bir insanın idrarında üre, su ve tuz bulunur. Oluşan idrar böbreklerden üretere, üreterden de idrar kesesine de geçer. İdrar kesesi dolduğunda idrar üretra ile dışarıya atılır. Sağlıklı bir insanın idrarında sindirilmiş besinler yani protein ve glikoz bulunmaz arkadaşlar. Arkadaşlar burada baktığınızda şuradaki böbrekte bir problem olduğunu görebiliyorsunuz. Sağlıklı bir insanın böbreği şu şekilde olur. Böbrek yakından görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Aşağıdaki şemada numaralandırılmış boşaltım sistemi organlarının adlarını ve görevlerini yazalım. Bir numaralı gösterilen Nedir arkadaşlar? Böbrekler kanı süzerek atık maddelerin bir kısmını arındırır. 2 numaralı gösterilen arkadaşlar üreter, oluşan idrarı idrar kesesine taşır. 3 numaralı idrar kesesi yani mesane idrarı biriktirir. 4 numaralı üretra ise biriken idrarı vücut dışına atar. Boşaltıma yardımcı organlar arkadaşlar. Boşaltıma yardımcı organlar, boşaltım sistemi organları değildir arkadaşlar. Bu öğrenci hep birbirine karıştırır. Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi organı dediği zaman yardımcı organları da katar? Hayır, bunlar boşaltıma yardımcı organlardır arkadaşlar. Böbrekler kanımızın atık maddelerden büyük oranda temizlerler. Ancak vücudumuzda bütün atıklar tek başına uzaklaştıramaz boşaltım sistemimiz. Buna yardımcı organlar vardır. Bunlar akciğer karbondioksiti uzaklaştırır, deri tuz fazla kalandır. kalın bağırsak da e, sindirilmiş atık besinlerin boşaltılmasına yardımcı olur arkadaşlar. Akciğerlerle başlayalım. Hücrelerde solunum sonucu oluşan karbondioksit ve su kana geçer. Kan bu maddeleri akciğerlere taşır. Akciğerlerde soluk verme işlemiyle karbondioksit ve su buharı dışarıya vücut dışına atılır. İkinci Boşaltma yardımcı organımız deri, vücudumuzda suyun ve tuzun fazlasını ter şeklinde dışarı atılmasını sağlar. Bu şekilde vücut sıcaklığımızda da dengelenmiş olur terde e, terde ürede bulunur arkadaş bir miktar arkadaşlar bir miktar kalın bağırsak sindirilmiş besin atıklarıyla fazla suyun bir miktar safra'nın vücut dışına atılmasını sağlar arkadaşlar besin atıklarını sindirim sisteminde gördük fazla suyu ve bir miktar safra'nın vücut dışına atılmasını sağlar 4. karaciğer arkadaşlar hücrede proteinlerin sindirimi sonucu oluşan zehirli bir madde olan amonyağı daha az zehirli olan üreye çevirir arkadaşlar ve kana verir. Böylece vücutta zarar görmesini engeller arkadaşlar. Ürede boşaltım sistemiyle dışarıya atılır. Arkadaşlar verilen cümlelere uygun sözcükler kullanarak tamamlayalım. Atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına nokta nokta diyoruz. Arkadaşlar boşaltım diyoruz açık madde, atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına. Nokta nokta sindirilmemiş besin atıkları fazla su ve bir miktar safrayı vücut dışına atıyordu. Arkadaşlar kalın bağırsağımız bunu işlevi gerçekleştirir. Kalın bağırsağımız boşaltma yardımcı organlarımızdan bir tanesidir. Nokta nokta ile böbreklere gelen kan böbreklerde süzülür. Arkadaşlar arkadaşlar böbreklere, organlara kan atar damarla, böbrek atar damarıyla gelir. Nokta nokta kan içindeki karbondioksit ve suyu soluk verme esnasında vücut dışına atar. Arkadaşlar kan içindeki karbondioksit ve suyu biz solunum sistemimizde yani akciğerle dışarıya atarız nokta nokta vücudumuzdaki suyun ve tuzun fazlasını terleme atarak boşaltıma yardımcı olur. Deri yardımcı organımız arkadaşlar vücudumuzdaki suyun ve tuzun fazlasını terleme ile atar. Arkadaşlar soruyla devam edelim. Aşağıda boşaltım sistemi yapılarımız verilmiş. Bunlar üreter, böbrek, idrar kesesi ve üretra bu yapıların boşaltım sistemimizde görev alma sırasına göre aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlar öncelikle böbrek birinci sırada olacak. Üretra ile de dışarıya atılacak. Bu da son olacak. Yani dördüncü sırada olacak. Bakalım bir böbrek dört olan bu olmaz. Bu olmaz arkadaşlar. Ya bu ya bu. Sonra Arkadaşlar böbrekten sonra nereye gelir? Üretere, üreter yani idrar borusu, idrar borusu, idrar borusundan idrar kesesine, idrar kesesinden üretere. O halde cevabımız ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. Arkadaşlar soruyla devam edelim. Buna göre çıkarmlardan hangisi yapılabilir diyor arkadaşlar. Sağlıklı bir insanın böbrek atar damarıyla böbrek tortuğalı damarında üre ve kan hücreleri miktarına ait grafikler verilmiş. Bakalım Hemen böbrekteki üre miktarı atar damarlarla böbreğe geldi. Toplar damarlarda ne olmuş? Üre miktarı azalmış. Baktığımızda arkadaşlar kanda böbrek atar damarıyla kan hücre kan hücreleri miktarında bir değişme olmamış. Zaten sağlıklı insanın kan hücrelerinde miktarda bir değişiklik olmaz. Böbrek atar damarında ürek böbreklerde süzülmüş. Evet bakın ne olmuş? Böbreklerde süzülmüş, böbrek toplar damarında üre miktarı azalmış. Sağlıklı bir insanın idrarında kan hücreleri bulunmaz. Bakın atar damar ve toplar damarda eşit olduğu için bulunmaz. Doğru. İdranın büyük bir bölümünü tuz oluşturur. Arkadaşlar buraya baktığınızda böyle bir şeyi anlamamız mümkün değil. Hangi yorumlar yapılabilir? 1 ve 2 yorumu yapılabilir. Duabımız B şıkkıdır. Arkadaşlarımız Fenci YouTube kanalına ücretsiz abone olup bildirimleri açıp ilk videolardan siz haberdar olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.